Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Geçenlerde Türkiye turuna çıkmıştım biliyorsunuz. Ve turum yarım kalmıştı. Arabam arıza yapmıştı arkadaşlar. Ve biz de turu yarıda kesip evimize dönmüştük. Arabamız sağ salim geldi. Bir problem yok şu an. Yaklaşık 2-3 hafta içinde arkadaşlar tekrar bir tura başlayacağız. Yarım kalan yerleri bitireceğiz. Yani nereye yarım kalmıştı? Kahramanmaraş, Elbistan, Aksaray, Kayseri ve Niğde. Doğru mu? Bunun yanında tabii 5 günlük tur da biraz kısa oluyor. Antep, Adana ve Mersin. Bunları da içine katacağız turun arkadaşlar. Yakında rotayı ve tarihleri sizinle paylaşacağım. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yapmış son videomuzdan beri? Hemen hemen aynı yerlerde geziyor arkadaşlar. En son 68.000 kaçı görmüştük? Şöyle baktığımda 68.400. Bugün yeniden bir yükseliş geldi. Tekrar aynı seviyelere geldi. Ve kıramadı, geri çekilmeye başladı arkadaşlar. Yani durumlar iyice karışmaya başladı. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış. Kimisi boğa bekliyor. Kimisi de ayı bekliyor. Yani kafalar karıştı. Peki siz nasıl hareket etmelisiniz? O sorunun cevabını bulmaya çalışacağız bu videoda. Şimdi arkadaşlar, eğer nakitteysen yapacağım basit. Düşen trend hattımız var gördüğünüz gibi. Şu an nerede? Bir haftalık grafikten bakayım. Tamam mı? Şöyle haftalık grafiğe baktığımda nereyi gösteriyor? 69.000. Biraz daha zoom atayım arkadaşlar. Şöyle iyice yakınlaşayım. Yanlış bilgi vermeyelim. Yaklaşık 69.500. Oranın üzerinde haftayı kapatırsak arkadaşlar yükselişin devamını bekleyebiliriz. Güzel şeyler konuşabiliriz. O zaman nakitteysen mallanabilirsin. Eğer maldaysan, kararsızsan, yani şöyle de bir teori var. En son videomuzda 65.290 seviyesini vermiştik destek olarak. Yeşil çizgimiz. Gördüğünüz gibi son videodan beri orada kırılmamış ve yükseliş devam etmiş veya tutunmuş, öyle diyelim. Yani destek olarak burayı takip ediyorduk ama biz neden burayı takip ediyorduk? Son dibimiz oraydı. Ama artık yeni bir dibimiz oluştu. Çizgimizi kaydıralım oraya arkadaşlar. Şöyle 66.780. Yani şu hareketi görmedikçe arkadaşlar dileyen malda kalır. Karar sizin tabii ki. Ama bu hareket geldiği an, kapanışı yaptığı an kademeli olarak şuna benzer bir düşüş trendi yaşayabiliriz. Yani bizim için kritik destek 66.780 seviyelerinde. Tamam mı? Altında 4 saat kapatmayacak. İğne atar vesaire, ondan bahsetmiyorum. İğneden kastım ne? Misal şurada bir iğne atılmış. Gördünüz mü? İğne atmış, geri çekilmiş. Ama tekrar yükselmiş, kapatmış, yoluna devam etmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani iğnelerle işimiz yok. Tamamen kapanış bazlı ilerleyeceğiz. Diğer taraftan kendi indikatörümde arkadaşlar üst banda yapıştık adeta. Daha önce üst banda geldiğimizde genelde geri çekilmişiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani düşüşü tetiklemiş üst banda varmış olmamız. Şu anda tekrar üst banttayız. Peki bu bant yarılabiliyor mu? Evet, yarılabiliyor arkadaşlar. Yarıldıktan sonra şeklini ona göre alıyor. Yani her zaman bu şekilde kalmıyor. Ama günlük grafik olduğu için biraz zaman alıyor tabii. Yani hemen şekli değişmez bunun. Haftalar sürebilir, örnek vereyim. Netice olarak şeklinin değişmesi uzun zaman sürdüğü için kritik bir direnç bölgesindeyiz diyebiliriz. Gördüğünüz gibi daha önce de 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa üst banttan düşmüşüz. Bu da 7. gelişimiz arkadaşlar. Bakalım bu defa kıracak mı, kırmayacak mı? Videonun toparlama kısmında ben size nasıl hareket edeceğinizi söyleyeceğim. Tamam mı? Ama bilin ki önemli seviyeye geldik. Hem düşen trend hattına çok yaklaştık. Şöyle baktığımızda, değil mi? Şu düşen trend hattına yaklaştık. Hem de bu dirence yaklaştık. Onun dışında arkadaşlar bir de günlük Bollinger bandımız var. Orada da üst banda yapıştık. 1, 2, 3, 4 gündür yapıştık arkadaşlar. Yani üst band, orası da önemli bir dirençtir. Şöyle baktığımızda 74.000 tepesinden itibaren bakın buradan milimetrik düşüyor üst bandtan. Buraya geliyor, biraz yapışıyor. Daha sonra geri çekilip bir daha deniyor üst bandı. Sonra düşüyor. Bir diğerinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 küsür temas gerçekleştiriyor. Yataya bağlıyor, ondan sonra düşüyor. Şurada direktman 2 gün takılıp düşüyor. Burada da gidiyor oraya arkadaşlar. Biraz yataya bağlayıp öyle düşüyor alt banda. Yani üst band kritik bir dirençtir. Burada da karşımıza çıkıyor. Mesela şu bölgeye baktığımızda üst bandı yardığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da yaşanabilir mi? Tabii ki yaşanabilir. Ama eğer testlere devam edecekse örnek vereyim. Böyle üst band alt band şeklinde devam eder piyasa. Tamam mı? Ve şu anda da üst banda gelmişiz. Burada da üst banda gelmişiz. Yani ne diyor bu grafikler? Dikkatli olun diyor. Direnç kırılırsa yukarı yönlü kırılım bekleriz. Doğru mu? Yani şunu bekleriz arkadaşlar. Şuradaki yarılma var ya. Ona benzer bir şey bekleriz. Direnç kırılırsa şu direnç. Kırılmadıkça da düşme riskimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Golden Ratio Fibonacci'ye gelmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu indikatörü ben 2020'den beri paylaşırım. Kaç sene olmuş? 4 yıldır ben bu indikatörü paylaşırım arkadaşlar. Bu indikatör de teoriye göre nasıl hareket ediyordu boğa piyasaları? Oraya geleceğim şimdi. Şöyle biraz zaman alacak arkadaşlar. Şimdi biz şu tarihten baktığımızda yani en üst band boğanın hedefi olmuş. Doğru mu? Aralık 2013. O da neresi? Yeşil çizgi. Daha sonra ayı piyasası geliyor arkadaşlar. Yıllar sonra yeniden tepe yapılıyor Bitcoin'de. O da maviye kadar geliyor. Doğru mu? 19.700-800 bandında biz rekor kırdık. Ne zaman? Aralık 2017'de. İlkinde örnek vereyim. Yeşilden dönüyoruz. İkinci de maviden dönüyoruz. Ben de şöyle bir teori atmıştım 2020'de. 21'de o dönemde arkadaşlar. Ben bu indikatörü ilk paylaştığımda. Boğanın hedefi bu defa bir alt çizgi olabilir. O da Eflatunik. Niye? İşte önce yeşilde tepe yapıyor. Daha sonra mavide tepe yapıyor. Bir dahaki boğada da Eflatun'da tepe yapabiliriz diye yorumlamıştık. Aradan uzun zaman geçti arkadaşlar. Bitcoin hedefine gitti. 69.000'de tepe yaptı. Doğru mu? İşte o rallide de Eflatun'u kıramadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bir alt renkte tepeyi yapıyor. Ve şimdi teorik olarak arkadaşlar bunun bir alt rengi neymiş? Kırmızı. Yani bu boğada kırmızıda tepe yapmış olabiliriz. Doğru mu? Bunu baz alacağız biz bu grafiğe göre. Şimdi günümüze geldiğimizde de kırmızıya geliyor ve düşüyor arkadaşlar. Yani tıkır tıkır gitmiş bugüne kadar. Bakın 2013'te yeşilde tepe yapıyor. 2017 sonunda mavide tepe yapıyor. 2021'de Eflatun'da yapıyor. Sürekli bir alt renge düşüyor. Bu defa da sıra kırmızıya geliyor. Ve baktığımızda da kırmızıya gidiyor. Ondan beridir yükselmiyor arkadaşlar. Rekor kıramıyor Bitcoin bir daha. Şimdi bu önemli bir veri mi? Evet, önemli bir veri. Ama hocam short yazısı yanmamış. Buradaki gibi short yazmamış. Short yazmadığı için belki de tepe yapılmamıştır diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu indikatörün bir matematiği var. Bu short yazısı nasıl yanıyor? Oraya geleyim. Öncelikle arkadaşlar onu da anlattım ben. 2020'de 21'de anlattım. Bilmeyenler için bir daha anlatayım. Bu beyaz kırmızıya dokunduğu an short yazısı öyle yanar. Tamam mı? Bak, beyaz kırmızıya dokunduğu an short yazısı öyle yanıyor. Doğru mu? Geçmişe gidiyoruz. Günü günün arkadaşlar. Bakın beyaz kırmızıya dokunduğu an short yazısı yanıyor. Doğru mu? Devam edelim. Başka nerede short var? Burada. Bakın. Beyaz kırmızıya dokunduğu an short yazısı yanıyor. Ondan sonra tepe yapılmış oluyor. Şu an var mı short yazısı? Yok. Şimdi arkadaşlar short yazısı yanabiliyor mu? Mesele bu. Anlatabildim mi? Yani burada biz beyaz ve kırmızının kesişimini görmemiz lazım. Ama sorun şu. Bugüne kadar boğa hedefleri her zaman kırmızının üstündeki renkler olmuş. Bu defa hedef direkt kırmızı olduğu için arkadaşlar ve fiyat kırmızının üstüne atması lazım ki beyaz kırmızıyı kessin. Öyle bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani beyaz kırmızıyı kestiği an yazıyor ya ama kesemiyor. Niye kesemiyor? Dediğim gibi biz kırmızının üstünde hareket edersek o zaman beyaz kırmızıya doğru gider ve kesişim gelir. O yüzden arkadaşlar short yazısı çıkmadı. Ve tepe yapıldı mı? Doğru mu? Yani bu teoriye göre kırmızı renk önemli bir boğa hedefiymiş. Öyle değil mi? Ve şu an oraya gelmişiz. Şimdi arkadaşlar bu cepte her şeye rağmen düşen trendi takip ediyoruz. Ona göre yatırım yaparız. Düşen trendi kırarsa, haftayı kapatırsa Muhtemelen altcoin sepeti diye bir video gelecek ve sepetimi paylaşacağım sizinle. Bu olmadıkça arkadaşlar dikkat etmeye devam edeceğim. Zaten fazla bir şey kalmamış. Neyse, başka bir konu daha var bu indikatörle ilgili. Şu an mesela ne gördük? Kırmızıya gitmişiz, beyaza düşmüşüz, yeşile retest yapmışız, düşmüşüz. Beyaz turuncu arasında gitgeller yapıyoruz arkadaşlar. Beyaz ve turuncu arasında gitgeller yapıyoruz. Şimdi bunu en son ne zaman yapmışız? Ne zaman yapmışız arkadaşlar? Şöyle baktığımızda bir yerde gördüm ben benzeri bir tablo. O da 2019 yılında şu bölgede arkadaşlar. Bak, kırmızı beyazı kırıyor vesaire. Ondan sonra turuncuya düşüyor, tepki alıyor derken turuncunun altına gidiyor, düşüyor. Şimdi biz bu bölgeyle şimdiki bölgeyi bir karşılaştıralım arkadaşlar. Şöyle iyice yakınlaştırayım ben. Bir de o dönemi göstereyim. Ne zamandı? 2019 arkadaşlar, şu bölge. Bakalım. Evet, şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım, daha net görünsün. Evet. Mesela 2019'da kırmızıya gidiyor. Doğru mu? İlk etapta yeşile düşüyor. Şimdiki zamana geliyoruz. Kırmızıya gidiyor. İlk etapta yeşile düşüyor. Ondan sonra arkadaşlar 2019'da yeşilden tepkisini alıyor. Ve burada da yeşilden tepkisini alıyor ilk etapta. Tamam mı? Ondan sonra beyaza düşüyor. Ondan sonra beyaza düşüyor. Sonra beyaz yeşili kesmeye çalışırken kıvrımı aşağı veriyor. Tamam mı? Bak, şunu görüyorsunuz. Böyle. Kıvrımı aşağı veriyor. Şimdiki zamanda da beyaz yeşili kesmeye çalışırken kıvrımı aşağı veriyor. Kıvrım aşağı verdiğinde 2019'da arkadaşlar ne görüyoruz? Turuncuya düşüyor. Şimdiki zamana bakıyoruz. Eğimi verdikten sonra turuncuya düşüyor. Daha sonra beyaza yükseliyor. Burada da gördüğünüz gibi beyaza yükseliyor vesaire. Ondan sonra arkadaşlar beyaz turuncuya yaklaşıyor. Şimdiki zamana gelen beyaz turuncuya yaklaşıyor. O esnada Bitcoin tekrar yükseliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bakıyoruz tekrar yükseliyor turuncuya yaklaşınca. Ondan sonra arkadaşlar bir yerden sonra tekrar turuncuya düşüyor. Yani benzeri senaryo çalışacaksa bir daha turuncuya düşersek şu an 58.000 küsürleri gösteriyor. Diyelim öyle bir şey yaşandı. Bakın arkadaşlar, turuncu kırıldığı an ve beyazla turuncu birbirini kestiği an ne olmuş? Çok sert bir crash gelmiş. Piyasa yerle bir olmuş. Yani arkadaşlar biz neyi görmeyeceğiz? Şunu görmeyeceğiz. Beyazdan turuncu kesmeyecek birbirini. Eğer keserse pis bir düşüş gelebiliyormuş. Kim diyor? Geçmiş dönemler bunu anlatıyor bize. Bilmeyenler için orada bir Covid düşüşü vardı arkadaşlar. Şimdi benzeri bir durum var mı? Yok. Yani diyebilirsiniz tamam işte o zaman Covid vardı ondan dolayı oldu vesaire. Ama şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Bu Covid düşüşünden önce kesişim zaten gelmiş. Gördünüz mü? Yani Covid düşüşünün geleceğini misal bu indikatör Şubat ayında söylemiş. Ondan sonra Mart ayında çökmüş piyasa. Gördünüz mü? Kesişim var burada. Şimdi o kesişim önemli bir kesişim mi? Evet. Burada da mesela bakın kesişim var. Zamanla nerelere düşüyor görüyorsunuz. Burada da yapmış kesişim. Bir daha düşmüş. Daha sonra arkadaşlar 2022'de de yapıyor aynı kesişimi. Nerelere düşüyor siz görüyorsunuz. Ve şu an tekrar kesecek mi mevzusu var. Bakacağız. Ama keserse o zaman sıkıntı arkadaşlar. Ona göre hareket edilecektir. Değil mi? Yani bu da önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Neyse, toparlayalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin gelmiş 68.000 dolara. Az önce ne konuştuk? 69.600 üstünde haftayı kapatırsak o zaman muhtemelen benden sepet videosu gelecek. Doğru mu? Peki neden böyle diyorum? Hala ve hala önemli bölgelerdeyiz ve düşme riskimiz var. Ne kalmış 69.500'e? Şöyle baktığımda %2-2,5'luk bir pay kalmış. Çok büyük bir pay mı? Hayır. Peki arkadaşlar Bitcoin %2,5 artarsa altcoin'ler ne kadar yükselir? %10. Hadi en baba %20 yapsın. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki ben %15-20 alttan alacağım diye neden düşen trend kırılmadan sepet yapıyorum? Ben bunu merak ediyorum arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi aklı başında bir adam demeli ki ya 2500 dolar Bitcoin yukarı gidecek. Altcoin nerede? O esnada bir %10-15 bilemedin 20 yapacak. Güvenli bir şekilde ben mala gireceğim der aklı başında bir adam. Doğru mu? Ama sen diyorsan ben en dipten alırım, en tepeden satarım. Öyle bir ihtimal zaten yok. Zaten yok. Ama öyle bir düşüncem varsa bence yanlış. Diyelim mala girdin. Mala girdin. Az önce videonun başında bir destek verdim, hatırlıyor musunuz? O da hemen hemen %1,5 altımızda. Heh. Diyelim maldasın sen. O zaman o desteğe baz alırsın. Orada kırıldı mı inatlaşmazsın. Tamam mı? Yani basit. Olay basit. Belki de düşen trend hiç kırılmayacak. Ondan sonra sert bir düşüş gelecek. Doğru mu? Ve sen malda kalırsan çok kötü terste kalacaksın. Ne uğruna? %15-20 yukarıdan almama uğruna. Peki sen boğa bekliyorsun ya. Boğa beklerken hedefin ne senin? 10x, 20x, 50x diyelim. 1000x'lere ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. 100x'ler bile kolay bir şey değil. Millet 1000x gelecek gibi konuşmaya başlıyor. O da yanlış. Neyse. Diyelim hedefin 10x, 20x, 50x. Sallıyorum. Alt taraf arkadaşlar bir %20 yukarıdan alırsın. Doğru mu? 50x yerine 45x yaparsın. 10x yerine 9x yaparsın. Ki daha fazla yaparsın. Hadi ben öyle anlatayım sana. 9x yaparsın. Bu yani bu. Neyden yani ne yapman gerekiyor? Düşen trend kırılmadıkça temkinli olman gerekiyor. Hepsi bu. Bakın iyi bir senaryoyu anlattım az önce. Malda olanlar için örnek verin veya nakitte olanlar için. Şunu söylüyorum. Düşen trend kırılmadıkça gaza gelmeyin. Hepsi bu. Düşen trend kırıldı mı bir şey kaçmayacak. Güzel bir sepet yapılabilecek. Şimdi diyelim sen %50 terste kalmışsın. Sallıyorum tamamen. Şu an ne yapacaksın? Misal satabilirsin. Ama %50 zararına satış yapılır mı? Niye yapılmazsın? Zaten bir tık yukarımızda düşen trend var. Kırılırsa sattığın sepeti yeniden yerine koyarsın. Hiçbir yara almazsın. Çok basit arkadaşlar. Olay o kadar basit ki anlatamam size. Ben bu teoriyi zaten uzun zamandır yapıyorum, anlatıyorum. Bitcoin her tepe yaptığında 74.000'den itibaren her defasında aynısını dedim. Arkadaşlar düşen trend kırılsın, yeniden sepet yapın. Bu olmadıkça düşebiliriz. Doğru mu? Yüreğin varsa sat dedik bir dönem, hatırlarsanız. Satanlar eritmedi parasını. Eritmedi, alttan bile alma imkanı doğdu onlara. E şimdi gene aynı durum var. Gene gelmişiz 67-68 bölgesine. Bir tık yukarıda düşen trend var. Ya neden riske giriyorsun? Alt tarafı satacaksın. Belki haftaya yeniden yerine koyacaksın. Ve %15-20 yukarıdan alacaksın. Öyle düşünebilirsin. Bu iyi senaryo ya. Kötüyü anlatayım. Diyelim yapmadın sen bunu. Yapmadın. Malda kaldın ve düşüş geldi. Arkadaşlar eğer boğa sezonu gelmezse ne olur biliyor musunuz? Buradan terste kalan artık işi biter. Bu oyunda artık yok. Elenmeye doğru gider. Anlatabildim mi? Ne uğruna? %15-20 yukarıdan almama uğruna çok büyük zararlar edebilir. Bakın boğa gelecekse buradan gelmesi gerekir normal şartlarda. Doğru mu? Eğer düşen trendi kırmayacaksa, düşecekse bu ne anlama gelir? Deminden beri bir şeyler gösterdim. Uzun zamandır bazı grafiklere değiniyorum. Makroda bazı sıkıntılar var. Pazartesi daha detaylı video çekeceğim bununla ilgili. Ama basit düşünün arkadaşlar. Basit düşünün. 68.000'den sat. 69.500 üzerinde hafta kapatırsa tekrar al. Yani daha ne diyeyim ben arkadaşlar. Yani böyle basit bir şey için paranızı riske atmayın. %90 terste kalmayı göze almayın. Doğru mu? Yani bu piyasanın tersi pis. Görüyorsunuz altcoin'leri arkadaşlar. Bitcoin 74.000'e gittiğinde bazı altcoin'ler 5-6 kat daha yukarıdaydı. Doğru mu? Şimdi üstüne Bitcoin düşerse o zaman sıkıntıya girebilirsin. Yani ben rahatım arkadaşlar. Ben rahatım. Şu an beklemedeyim. Ben son yükselişlerde, bu son yükselişlerde al sat yaptım. Bir %9 kazandım arkadaşlar. Biz grubumuzda mala girdiğimizi duyurdum. Sattığımı da duyurdum zaten. Şimdi diyeceksiniz ya bize niye söylemiyor? Ya ben size aldığımı söylemişim, sattığımı söylemişim, daha ne yapayım? Normalde dememe gerek var mı? Yok. Size düşündüğüm için yapıyorum bunu. Neyse %9 küsür ben karımı aldım bu son yükselişlerde. Yeter. Şimdi izleyip bekleyeceğim. Düşen trend kırılırsa mala gireceğim. Peki arkadaşlar, Bitcoin 74.000'den itibaren bu dalgalanmaları yaparken biz ne kadar kazandık? %60'a yakın para kazandık arkadaşlar. Ve alt tarafı bir düşen trend kırılacak. Ondan sonra ben geçmişte sattım sepeti. İstesem alttan alabileceğim. Ama ben bambaşka bir sepet hazırlayacağım. O sepeti yapacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerisi sizde. İster burada malda bekle ve benim verdiğim desteği takip et. Neydi orası arkadaşlar? 66.780. Altında 4 saat kapattı mı ona göre hareket et. Veya diyorsan yok, ben illa hani bekleyeceğim, nakitte düşen trendin kırılmasını bekleyeceğim. 69.600 üzerinde haftayı kapatırız. Orada arkadaşlar sepet işine girersin. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.